Atatürk 1881-1919 birinci film. Gerçekten büyük ekrana yakışır vaziyette. Film Atatürk'ü etten, kemikten, hataları olan bir insan, içimizden bir insan olarak yansıtıyor. Filme baktığımızda o döneme ait bütün tarihi, siyasi gelişmeleri satır başlarıyla görüyoruz. Atatürk'ün inatçı, kararlı, cesur duruşu, asker kişiliğiyle birleştiğinde bütün bu tarihi olaylara damgasını vuruyor. Bütün bu tarihi olaylar boyunca Atatürk'ün çevresinde yer alan, onun dostu, arkadaşı olan ya da sonradan çatışacağı kişiler de sadece birer basit figür olarak değil, bayağı karakterleri iyi yazılmış biçimde karşımıza çıkıyor. Yani Atatürk hem artıları ve eksileriyle etten kemikten bir varlık olarak ve o asi ve devrimci kişiliğiyle perdede karşımızda, hem de olayları değiştirme gücüyle karşımızda. Ben kendi adıma birçok olayı tekrar okuma ihtiyacı hissettim filmi seyrettikten sonra. Siyasette hiç film korkak davranmıyor, söyleyeceği lafları cesurca söylüyor. Bir kere bu çok önemli. Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İğneemli plastik makyajında yardımıyla Atatürk'e oldukça benzemiş. Tabii burada performans önemli. Performansı da bazı sahnelerde sanki kendini kasıyor gibi görünse de genel olarak iyi. Çok iyi çalışmış rolüne ve nüanslı oyunculuğuyla rolünün hakkını veriyor. Diğer oyuncular üzerinde de bahsettiğim gibi çalışılmış, hiçbir oyuncu es geçirmemiş. Yönetmen Mehmet Ada Öztekin'e özellikle ben Kaybedenler Kulübü ile hafızama yazmıştım. Onun hem ortak senaryo yazarı, ikinci filminde aynı zamanda yönetmeni olarak. Şunu söyleyebilirim, Cumhuriyet'in 100. yılında adam akıllı, sağlam bir Atatürk filmi sunabilmek için çok titiz çalışılmış. Öylesine titizlik ki bazı kostümleri, örneğin, dokuyabilmek için eski dokuma tezgahları bile bulunmuş. Bu örnekte belirttiğim gibi her ayrıntısı titizlikle hazırlanmış. Atatürk 1881-1919 birinci film 9 Eylül'de Prime Video'da yayımlanacak. Bu arada bir not daha vereyim. İkinci film ise 29 Ekim'den itibaren Prime Video'da olacak. İyi seyirler diliyorum.